İrem Hanım, şimdi o yani o haberde geçen şey şuydu, yani teması şuydu, müftü sade giyiniyormuş ve bisiklete, motosiklete biniyormuş. Onunla müftülüğe herhalde gidip geliyormuş veya iş yerine, evine artık neyse. Yani gerçekten insanın içini acıtıyor, biliyor musunuz? Yani bunları konuşmak, şu anki din diye ortaya konan mevzuları konuşmaktan Allah bile bıktı. Yani böyle bir mevzu olabilir mi? Bu şekilde bir konu başlığıyla insanlar meşgul edilebilir mi? Gelelim elbise konusuna. Bakınız, sanki sarık ve cübbe peygamberin sünnetiymiş gibi, çünkü müftüyü anlaşıldığı kadarla bu tarz geleneksel, hatta zamanımızda pek çok Arap'ın kullanmadığı, artık demode olan giysiye yönlendirme maksadı var. Oysa sarık mesela peygamberin sünneti falan değildir. İlahiyat tekniği açısından zaten ona adet denir. Peygamber yaşadığı toplum içerisinde güneşten de sakınmak için başını sarardı. Bu Yahudi toplumunda da vardı, bölgedeki Hristiyanlarda da vardı. Ancak o sarık sadece peygamberin başında yoktu ki. Peygamberin düşmanı olan Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ümeyye bin Halef'in başında da vardı. Yani onların sünnetiydi aslında. Bugün sarık ve cübbe olarak ortaya kendilerini çok daha dindar diye süren kişiler aslında İslam düşmanlarının giysisini sergiliyor. Bu bir. İkincisi, Allah bize Kur'an'da sade olmamızı, mütevazi olmamızı, insanlara zorba ve firavun gibi bir üstenci olmamamızı emrediyor, tavsiye ediyor. Beklentisi o. Peygamber de ikinci halife Ömer'in oğlu Abdullah peygamberden bir söz naklediyor. Diyor ki, peygamber dedi ki, elbisesini sürüye sürüye giden bir kimse, yani havalı civalı, şöhret elbisesi deniyor buna. Şöhret elbisesiyle, gösterişle yürüyen kişiye Allah rahmet gözüyle bakmaz. Bu şu demektir: sadece giysi olarak değil, araç olarak da, hatta saray olarak da, ev olarak da, kullandığı sözcükler olarak da zübbeliği ön plana çıkartan kişi şöhret giysisi, şöhret elbisesi kullanıyor demektir. Bu İslam'a göre yasaktır. Şöhret giysisi, yani hani eleştirilmiş ya, soruşturma açılmış ya müftü hakkında, onu intihara sevk eden, belki başka nedenler de vardı tabii, mobbing uygulandığı, bir takım manevi baskılar uygulandığı, yargı yoluyla psikolojisinin harap edildiği falan da ifade ediliyor haberlerde. Ama diyelim ki giysi üzerinden ve sade yaşam üzerinden intihara sürüklendi. Bu bile büyük bir yüz karası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şöhret elbisesi, yani insanların başkalarına karşı kendini algı pisliğiyle büyük gösterme çabası, dini anlamda, bütün dini kaynaklara göre tekebbürdür, büyüklenmedir. Adeta tanrısal bir algıyı karşı tarafa yerleştirmeye çabasıdır. Bundan dolayı Diyanet'te yaşadığımız birçok olumsuz fiiller, eylemler, düşünceler, hutbeler, fetvalar sadece kendilerini ilgilendirmiyor, İslam'ın ana temellerine yapılan saldırının da adı oluyor. Nazif Bey, çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın.